Ne yazık ki bir süredir hastanede tedavi altında olan usta sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti. TRT'de uzun yıllar çalışan ve Eurovision şarkı yarışmalarındaki sunumuyla hafızalara kazınan Özveren 79 yaşındaydı. Acı haberi Bülent Özveren'in eşi Sevla Özveren duyurdu. 10 points to Turkey. Türkiye birincisi. Türkiye birincisi. Değerli seyirciler, Türkiye birincisi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Sesiyle Türkiye'nin hafızasına kazındı. Bir döneme damgasını vuran, uzun yıllar Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu yapan isimdi o. Müthiş bir olay yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. TRT'nin efsane isimlerinden sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti. Ben ayağa kalktım, sahneye bakıyorum. Herkes bana doğru bakıyor. Hayatımda böyle bir sahne yaşadığım için gerçekten Allah'a şükrediyorum. Onun hikayesi 1943'te İstanbul'da başladı. Başarılı bir öğrenci olan Özveren, liseyi Galatasaray, üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. TRT kariyeri ise 1964 yılında prodüktörlük sınavlarını kazanmasıyla başladı. Mesleğe başlarken İstanbul Radyosu'ndaki kursu birinci olarak tamamladı. 1970'lere geldiğimizde TRT'nin spor spikerliğini üstlendi. TRT'nin ilk canlı yayınlarını sundu. Ve ben Konak'la yayında Brighton'da değil, Ankara'da merkezde görevliydim ve off tube, yani ekrana bakarak TRT 3 Radyo Postası'na naklediyordu. 1975'ten 2012 yılına kadar aralıklarla Eurovision şarkı yarışmasının Türkiye ve Avrupa finallerini sundu. Müthiş bir olay yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Hayatını Türkçe'yi doğru kullanma ve konuşmaya adayan Bülent Özveren 79 yaşındaydı. Kısa süre önce rahatsızlanan ünlü sunucu yoğun bakımda tedavi görüyordu. Tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın efendim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Dediğim gibi ne yazık ki artık bu 2022 bitsin bir an önce. Çünkü ne yazık ki çok değerli insanlarımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin diyelim, bu akşama da noktayı koyalım.